Herkese merhaba. Mozilla'nın geliştirmiş olduğu Firefox işletim sistemi geçen yıl çıkışını yapmıştı. Mozilla Firefox işletim sistemi gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor. O ülkelerde yaşayan tüketicilere, mobil kullanıcılara uygun fiyatlı telefonlar sunmak üzere yola çıkmış. Açık standartlara dayanan HTML5, JavaScript gibi açık standartlara, web tabanlı standartlara dayanan bir mobil işletim sistemi Mozilla Firefox OS. Mozilla Firefox işletim sisteminin yeni versiyonu 2014 Mobil Dünya Kongresi'nde gösterilmişti. Onu da umarız ilerleyen zamanlarda inceleme fırsatı buluruz. Şu anda elimizdeki Alcatel OneTouch Fire'da geçen yıl çıkmış olan cihazda Firefox işletim sisteminin ilk ticari sürümlerinden biri çalışıyor. Telefonun giriş özelliklerine baktığımızda telefonun teknik özelliklerine bakacak olursak 3,5 inç 320x480 piksellik bir ekran var. 1 GHz'lik bir işlemci var. Düşük kapasiteli bir işlemci. Bu cihazda fena çalışmıyor. Arada hafif takılmalar olsa da Mozilla Firefox işletim sistemini bu telefonun düzgün bir şekilde çalıştırdığını söyleyebiliriz. Firefox işletim sistemine baktığımızda tabii ki Mozilla'nın turuncusu dikkat çekiyor kullanıcı arayüzünde ve gördüğünüz gibi varsayılan internet tarayıcısı olarak da Firefox doğal olarak karşımıza çıkıyor. Firefox'un web sitelerini bu düşük kapasiteli telefonda bile tatmin edici bir hızda açtığını söyleyebiliriz. Bir teknobloğu açmayı deneyelim. Biraz yavaş olabilir çünkü şu anda kablosuz bağlantı noktasına bir hayli uzaktayız. Gördüğünüz gibi zaten sinyal alışı da çok iyi sayılmaz. Gördüğünüz gibi bir bildirim tepsisi var. Bildirim tepsisinde gelen son bildirimler gösteriliyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi ekranın altında da çeşitli hızlı ayarlar var. Wi-Fi, Bluetooth, uçak modu ve ayarlara ulaşan bir kısa yolu aşağıda görüyoruz bildirim tepsisi içerisinde. Gördüğünüz gibi internet tarayıcısı Firefox internet tarayıcısı. Dediğim gibi biraz bağlantı noktasına uzak olduğumuz için yavaş açılma durumu söz konusu. Yine de tahmin ettiğimize göre daha hızlı yüklediğini, Teknobloğu daha hızlı şekilde yüklediğini görüyoruz. Bir giriş seviyesindeki telefona göre de sayfada gezi başından internet performans açısından Firefox fena gözükmüyor. Ekran altına yer alan Home tuşuna dokunarak ana ekrana geri dönüyorum. Ana ekranda da gördüğünüz gibi iki parçalı bir yapı var. Burası arama bölümü. Burada istediğiniz bir şekilde, istediğiniz bir anahtar kelime bazlı arama yapınız. Diyelim ki Teknoblog aradığınızda hem yüklü olan uygulamalar veya içeriklerden arama yapılıyor, hem de web üzerinden arama yapılıyor. Siz yazmaya başladığınız anda arama işlemi de başlıyor ve çeşitli seçenekler, çeşitli teklifler gözükmeye başlıyor. Ve diyelim ki Teknoblog kelimesini arattım. Cihazda bir şey bulamadı. Karşıma internetten sonuçlar çıkıyor ve internetten gösterilen sonuçlarda görmüş olduğunuz gibi sanki bir uygulama menüsü tarzında gösteriliyor. Bu şekilde kullanıcılara web'i bir uygulama kullanıyormuş gibi kullanma fırsatı sunuluyor. Arka planda da görmüş olduğunuz gibi Teknoblog'la ilgili çeşitli görsellerden oluşturulmuş bir duvar kağıdı dikkat çekiyor. Böyle bir web tabanlı şirketin geliştirdiği mobil işletim sistemine yakışacak bir arama arayüzü karşımıza çıkıyor. Mozilla Firefox işletim sisteminde. Ve gördüğünüz gibi burası da uygulama menüsü. Sayfalı bir yapı var. Mozilla Firefox Marketplace'ten istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulama mağazasında genellikle HTML5 tabanlı web uygulamalarını görüyoruz. Bunları tabii ki web sitelerini, mobil web sitelerini uygulama formuna dönüştürüp kullanmak bir hayli kolay oluyor. Twitter, Facebook gibi uygulamaların HTML5 tabanlı versiyonlarının Firefox işletim sistemine kolaylıkla getirildiğini görüyoruz. Mağazaya baktığımızda da bildiğimiz, popüler sayabileceğimiz çeşitli uygulamalar mevcut. Line, Messaging gibi mesajlaşma uygulamalarını görüyoruz. Facebook var. Bunun yanı sıra SoundCloud gibi uygulamalar. Bu şekilde Marketplace'te de çeşitli uygulamalar mevcut. YouTube'da da gördüğünüz gibi HTML5 tabanlı web sitesinde gezinebiliyorsunuz ve buradan popüler içeriklere ulaşmanız, videoları izlemeniz mümkün oluyor. Ve yine FM radyo gibi bir özellik var Alcatel OneTouch Fire'da. Ve yine gördüğünüz gibi Mozilla Firefox Marketplace'ten yüklenmiş çeşitli uygulamalar da karşımıza çıkıyor burada Firefox işletim sisteminde. Neden bahsetmedik? Home tuşuna basılı tuttuğunuzda parmağınızı gördüğünüz gibi açık olan son uygulamalar kartlı bir yapıda karusel şeklinde gösteriliyor. Buradan istediğiniz uygulamaya geçiş yapmanız mümkün oluyor. Ve yine ekran görüntüsü almak için de üstte yer alan güç butonuyla Home tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor. Bu şekilde ekran görüntüsü alınıyor ve bildirimi de sesli şekilde sizlere ulaştırılıyor. Kilit ekranında da gördüğünüz gibi tarih ve saat bilgileri var. Parmağınızı yukarı doğru sürüklediğinizde iki tane ikon göreceksiniz. Kilit açma ikonu hemen hızlı şekilde kilidini açmanızı olanak sağlıyor ve diğer ikonda
kamera ikonu doğrudan Firefox'un kamera uygulamasını açmanıza olanak sağlıyor. Biraz yavaş açılıyor gibi gözüküyor kamera uygulaması. Sade bir görünüşe sahip. Fotoğraf ve video çekme olanak sağlıyor. Aynı zamanda galeri uygulamasına da bir kısa yol dikkat çekiyor. Gördüğünüz gibi açık olan son fotoğraflara da buradan bakabiliyorsunuz. Devam edelim. Ayarlara bakalım. Ayarlar bölümü içerisinde de gördüğünüz gibi iOS'ten, Android'den alıştığımıza benzer şekilde kolay kullanışlı bir kullanıcı arayüzü dikkat çekiyor. Burada kategorilendirilmiş ayarları görüyoruz. Ağ ve bağlanabilirlik, kişiselleştirme, ondan sonra depolama gibi ayarların çeşitli kategoriler altında toplanmış ayarların yer aldığı gözüküyor. Yine kablosuz bağlantı üzerinden güncelleme de yapılabiliyor. Bu da özelliklerden bir tanesi. Yine aygıt bilgisine de buradan ulaşabiliyorsunuz. OneTouch Fire ile ilgili olarak ayarlara da bu şekilde ulaşılıyor. Kapatmadan önce yine Here Maps haritalarında bulunduğunu söyleyelim. Bu da yine HTML5 tabanlı bir harita uygulaması Nokia'nın geliştirdiği ve Mozilla işletim sisteminde navigasyon işlerinde bu uygulama görüyor. Anlatacaklarımız bu kadar. Mozilla işletim sistemi gerçekten giriş seviyesindeki düşük kapasiteli cihazlarda bile düzgün bir kullanıcı deneyimi sunacak şekilde geliştirilmiş. Gelişmekte olan pazarlarda Android telefonlara alternatif oluşturabilir gibi gözüküyor. HTML5 tabanlı uygulamalar yaygın. Çoğu servisin web sitelerinin web versiyonlarının genellikle HTML5 tabanlı geliştirildiğini biliyoruz. İşte bunların da Firefox işletim sistemine taşınması, uygulama biçiminde taşınması kolay oluyor. Mozilla'da bu avantajdan faydalanıyor gibi gözüküyor. Firefox işletim sistemi yurt dışında Orange, Telefonica gibi mobil operatörlerin sunduğu cihazlarda operatör tarafından dağıtılan cihazlarda yer alıyor. Henüz Türkiye'de herhangi bir Firefox cihaz satma girişimi görmüyoruz. Ancak Türkiye pazarını dikkate aldığımızda belki gelecekte mobil operatörlerin bu işletim sisteminde değerlendireceğini söyleyebiliriz. Mozilla işletim sistemi ile Firefox işletim sistemi ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Umarız ilerleyen zamanlarda bu işletim sisteminin ileriki sürümlerinin yer aldığı cihazları da inceleme fırsatı buluruz. Tekrar görüşmek üzere.